Ok Meydanı Fethitepe'de rızaya bağlı kentsel dönüşüm değil, kamu gücüyle zorla dönüşüm var. Değerli basın mensupları, plan yok, proje yok, dayatma var. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi eliyle İstanbul Ok Meydanı Fethitepe'sinde haksız, hukuksuz, projesiz, kamu gücüyle zorla dönüşüm yapılmaktadır. Kış ortasında vatandaşlarımızın evleri, dükkanları yıkılmaktadır. Bu yıkımlar tamamen hukuksuzdur. Hukuksuzdur çünkü uygulamanın yapıldığı 3550 adanın da yer aldığı Ok Meydanı bölgesi için yürürlükte bir imar planı yoktur. Hukuksuzdur çünkü bakanlık ve belediye Danıştay kararlarına ve diğer mahkeme kararlarına uymamaktadır. Hukuksuzdur çünkü yasa gereği zorunlu olan 2/3 çoğunluk sağlanamamıştır. 2/3 çoğunluğun sağlanamadığını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı soru önergemize verdiği cevapta bildirmiştir. Ortada plan yok, proje yok, uzlaşma yok ama dayatma var. Amaç Ok Meydanı halkını bölgeden süpürmek gibi. Hukuki dayanaktan yoksun olan bakanlık, belediye eliyle tehdit, şantaj ve yıldırmayla Ok Meydanı halkını kentin merkezinden süpürmek istemektedir. 10 Ocak 2022 tarihinde Beyoğlu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü imzasıyla gönderilen tebligatta hak sahiplerinin 15 gün içinde evlerini boşaltmaları istenmiştir. Vatandaşların bu tebligata karşı açtığı davaların çoğu yürütmeyi durdurma kararıyla sonuçlanmıştır. Bu kez de yine 10 Şubat 2022'de hak sahiplerine yeni tebligatlar gelmeye başlamıştır. Beyoğlu Belediyesi'nin her hak sahibine ayrı ayrı sayı numarasıyla tebligat göndererek vatandaşlarımızı her tebligata ayrı dava açmaya zorladığı ifade edilmektedir. Bakanlık, Beyoğlu Belediyesi eliyle vatandaşları yıldırmaya çalışmaktadır. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen belediyenin ikinci tebligatları göndermesi mahkeme kararlarını tanımadığını göstermektedir. Hak sahiplerine imzalamaları için baskı yapılan muvakkatnamelerde vatandaşlarımızın tek taraflı olarak tüm haklarından vazgeçmeleri istenmektedir. Yeni yapacakları daire ve dükkanlar için istenen borçlanmaların neye göre yapıldığı belli değildir. İnşaat maliyetleri belli değildir. Daire ve dükkan dağıtımının hangi esaslara bağlı olarak yapıldığı belli değildir. Kış ortasında evler, dükkanlar yıkılıyor. Yasal koşullar oluşmadan kışın ortasında vatandaşlarımızın evleri yıkılmaktadır. Binada oturanların yarısının rızası yokken binanın pencereleri, kapıları sökülmekte, komşular birbirine düşürülmeye çalışılmaktadır. Burada kul hakkı yenmektedir. Vatandaşlarımız dert yanmakta şöyle demekteler. 10 kişi yaşadığımız 150 metrekare gece kondumuza yaklaşık 1+1 daire veriyorlar ve 280 bin lira da borçlandırıyorlar bizi. Bizim ne o parayı ödeyecek gücümüz var ne de 1+1'e sığacak bir durumumuz var. Bir başka vatandaşımız, benim 100'er metrekare 3 dükkanımdan birine 30 metrekare, diğerine 26 metrekare, öbürüne de hiç verilmiyor. Üstüne bizi borçlandırıyorlar. Peki nasıl ödeyeceğiz? Borç aldım, bir başka vatandaşımız, borç aldım 30 bin lira verdim, bu daha önceki ödemeyle ilgili. Şimdi diyorlar ki 1+1 vereceğiz. Ondan sonra bu kadar borç ödeyeceğiz ölene kadar. Bir başka vatandaşımız, ben hakkımı istiyorum. Böyle bir şehircilik bakanlığı, böyle bir kentsel dönüşüm çalışması olur mu? Burada resmen gasp var, resmen kul hakkı yeniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı uyarıyorum. Fethitepe'de halkın rızası yoktur. Hukuki altyapı yoktur. 2/3 çoğunluk yoktur. Yıkım yapan ekiplerin yetki belgeleri gösterilememiştir. Yıkım yapılan binalarda alınmış
çevre güvenliği yoktur. Kentsel dönüşüm adı altında suç işlenmektedir. Kentsel dönüşüm yönetilemiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu haksız, hukuksuz, yanlış uygulamaları bir an önce durdurmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız kentsel dönüşüme karşı değiller. Mahalle halkının, bakanlığın, ilçe belediyesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aynı masanın etrafında bir araya gelerek, hak sahiplerinin rızalığı alınarak 21. yüzyıl şehircilik gereklerine ve insani koşullara uygun şekilde kentsel dönüşüm yapabilmek mümkündür. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na uzlaşma yok, kış ortasında yıkım var, kentsel dönüşümü yönetemiyorsunuz. Bu uygulamaya bir an önce son verin diyorum. Teşekkür ediyorum.